Hepinize merhaba. Çok uzun zamandır bu TSH'la T4 ilişkisiyle ilgili videolar çekip paylaşıyorum. Yeniden örnekler göstererek size bu konuyla ilgili video paylaşacağım. Şimdi şuraya bakıldığı zaman küçük de olsa görünüyor. Tiroid bezi iki hormon sentezliyor. T3 ve T4. TSH denilen hormon, tiroid stimülan hormon, uyarıcı hormon, beyinden, hipofiz bezinden sentezleniyor. Hatta TSH'ı da sentezleten hipotalamusta TRH diye bir hormon var. Artık hani oraya girmeyeyim, iyice işler karışır. T4'teki değişiklikler ile TSH iniyor veya çıkıyor. Normal koşulda T4 normal olduğunda TSH normal olur. T4 düşük olduğunda beyindeki merkez hormon yap diye emir vermek için TSH'ı arttırır, yükselir. T4 fazla olduğunda ise yeter artık hormon yapma demek için de TSH baskılanır. Fakat son 10-15 yıldır muhtemelen strese bağlı T4 normal iken TSH yüksek veya düşük olabiliyor. Zaten bizim kılavuzlar ve kitaplar görüyorsunuz da Endokrin Metabolizma Derneği'nin de kılavuzu aynı zaten yurt dışı kılavuzuyla aynı. Bu T4 normalken TSH'ın yüksek olma durumuna subklinik hipotiroidi der. Bana göre bu ileti kopukluğu. T4 normalken TSH'ın baskıda olmasına da subklinik hipertiroidi der. Ve ilaç başlanmasın diye de gördüğünüz gibi burada ilaç başlanmaz diye yazar. Peki benim anlamadığım, ilaç kullanan bir hasta 50'lik gidiyor doktoruna, T4 normal, TSH yüksek, hemen ilaç dozu arttırılıyor. Sizin kendi kılavuzunuz ilaç başlamayın diyorsa niye ilaç kullanan hastanın ilacını arttırıyorsunuz? Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce bu mesleği yaptığım sürece de ben bunu anlatacağım. Şimdi size burada vaka örneklerini sunacağım. Benim takip ettiğim hastalar. Şimdi hasta 150 kullanıyor idi. Ben 50'ye düşürdüm. Çünkü çok yüksekti. T4'ü artık üst sınırı geçmiş, zehirli guatr haline gelmişti. Bakın şimdi değerlerine. T4'ü 1.1. Referans aralığının ortasında, yani harika bir T4 değeri var. TSH'ı 60. Yani sanki ağır hipotiroideymiş gibi. Değil, öyle değil. Neden öyle biliyor musunuz? İlacı düşürdüm ya, beyin şey zannetti. Hiç hormon kalmadı zannetti. O yüksek dozdan birden inince 50'ye hemen onun için fırlattı TSH miktarını 60'a. Bu hasta 2 ay sonra TSH'ı da düzeldi. TSH hormon değil zaten. Yani tiroid hormonu değil. Bu ilacı azalttığım için beynin verdiği bir yanıt. Yine bir başka hasta. Bu hastada daha önce 100 kullanmış, işte 50'ye düşmüşüm. En son da 25'e düşmüşüm. Bakın T4'ü kaç? 1.18. Çok çok iyi. Yani 1.2'ye yakın. TSH'ı kaç? 40. Neden? Çünkü ben ilacı azalttım. Beyin hormon kalmadı zannetti. Böyle bir şey yok. Belli bir süre sonra zaten bu TSH'lar düzeliyor. Geçen gün 100 kullanan bir hastamın TSH'ı 4 ay önce 40'tı. Elleme dozunu dedim. O çok pimpirikli bir hastamdı. İzler mutlaka bu videoyu. 2 ay sonra gitti bir daha yaptırdı. 20'ye düştü TSH'ı. Bana haber vermeden ilacını 125'e çıkmış. Geçen tahlilini attı. Dedi siz kızacaksınız bana. 125 yaptım. Tahlilim bu dedi. T4'ü üst sınırın da üstünde. Yani zehirli guatr gibi olmuş. Tekrar indirdi eski dozuna ilacını. Bu şekilde de kendi görmüş oldu TSH'ın burada önemli olmadığını. T4'ün önemli olduğunu. Bakın bir sonuç daha. Burada T4 kaç? 1.31. Yani orta referansın da üstünde. Çok çok iyi. Yani diğerlerinden de iyi. Ama TSH kaç? 14.
Beyin böyle bir cevap veriyor. Hiç dokunmayacaksın. 2 gün uykusuz kalsan da zaten TSH bozulabilir. Şimdi bu TSH'a göre ilaç dozu ayarlama işi maalesef zehirli guatrda da oluyor. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim size. Bu hasta Graves. Tahliline bakın. T4'ü 1.15. Aslında T4'ü normal. T4 normal fakat TSH'ı 0.01. Olabilir. Yani beyin şey zannediyor, çok fazla hormon var zannediyor. Halbuki T4'ü 1.15. Belki Graves'in başlangıç aşamasıdır. Bir ay sonra T4'ü yükselecektir. Fakat bu TSH'a bakınca, TSH'a göre 3x1 tramazol başlanıyor. Ondan sonra da size hastanın, bana izin vermişti bunu paylaşabilirsin diye, gözlerini görüyorsunuz. Ağır bir hipotiroidi gelişiyor hastada. Çünkü çok ilaç başlanmaması gerekirken ilaç başlandığı için. Demek ki TSH baz alındığı zaman hatalar yaptırabiliyor. Şimdi bir tane daha hasta örneği gösteriyorum size. Şimdi bu hastanın boyutuna bakın. Küçücük, 50 kilo falan. 4 gün 200, 3 gün 175 kullanıyor. Boyu 1.68, pardon kilosunda yazmışım 61. Bunları kongrelerde göstermek için topladım. Bu hastaya verilen doz inanılmaz bir doz. Bu hasta ameliyat olsa, tiroidi çıkartılsa tamamen 75 veya 100 kullanırsınız. Şimdi tabii kademeli gitmek için bu 4 gün 200, 3 gün 175'lik dozu 5 gün 100, 2 gün 150'ye indirdim. Yani kilo başı olarak bile hesaplasanız böyle bir 4 gün 200, 3 gün 175'lik doz düşünülemez yani. Çok abartılı bir doz. Hasta 60 kilo. Mümkün değil böyle bir şey. Maksimum 100. Yavaş yavaş bunu indireceğiz. Hala bakın 4 gün 200, 3 gün 175 kullanırken bana geldiğinde hastanın TSH'ı 7.4. Şimdi gitse belki aynı kişiye her gün 200 kullan diyecek. T4'üne bakın 1.37. Orta referansın üstünde. O nedenle inşallah bu bir gün değişecek. Kendi kılavuzlarında da zaten subklinik hipotiroididir bunlar, başlamayın, ilaç başlamayın diyen bir bilgiye, ilaç kullanan hastanın ilacını arttırmama inşallah yaygınlaşacak. Çünkü lüzumsuz ilaç yüksek dozdur, gereksiz yüksek dozdur ve kemik erimesi yapar. Bu videoda yine size T4 ile TSH'ın ilişkisini ve T4'ün önemli olduğunu ilaç ayarlamada tekrar anlattım. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.